Ben de iki tane çocuk var. Yıllardır resim çekiyoruz. O kadar bir yerlere gidiyoruz. Resimlerimiz var, videolarımız var. Bu önemli dosyalar veya ne bileyim resimleri kaybetmek istemiyorum. 60-70 yaşına gelince açıp o sistemden o resimlere bakabilmek istiyorum. Arkadaşlar, kullanıcı deneyimlerinin yeni videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda konuğumuz Kaan Tomaçoğlu. Kaan'ın Synology isimli çift diskli ve Synology'nin DS218 isimli NAS cihazını konuşacağız. NAS cihazının resimlerini eğer ben bir yerlerden bulabilirsem videoya eklerim. O şekilde de NAS cihazının görüntüsünü de görürsünüz arkadaşlar. Kaan, sen almadan önce uzun araştırmalar yaptın ve Evet. en sonunda bu cihazı almaya karar verdin. Tek diskli almayı düşündün baştan ama daha sonra çift diskli almaya karar verdin. Öncelikle şöyle gidelim. Sen bize kısa bir NAS cihazlarının tanımını yapar mısın? Ben de bir şeyler ekleyeceğim tabii tanıma. Eksik bir şeyler kalırsa. Ya aslında NAS cihazları Network Access Storage'ın şeyi kısaltılmış olarak NAS deniyor. Yani işte ağ erişiminden ulaşılan depolama İşte alanı ağa bağlı aslında. depolama diye geçiyor Türkçesi. Aynen. Yani şöyle söyleyeyim. Normalde taşınabilir diskler kullanırsınız veya flash bellek kullanırsınız. Bunu siz ne yaparsınız? USB'den falan bağlarsınız. Ekstra depolama olarak kullanırsınız. Bunlar biraz daha gelişmiş bir şey oluyor, NAS'lar. Network üzerinden ulaşılıyor. Zaten çoğu bilgisayarlarda artık gigabit network kartı olduğu için eğer kablolu bağlıysanız sanki USB'den bağlanmış kadar hızlı çalışır. Yani çok yüksek boyutlardaki bir dosya, hani çok yüksek hızlara çıkmaz USB 3.0 gibi, ama en azından iş görecek kadar bayağı bir yüksek şeye çıkıyor. Hızlara çıkıyor network üzerinde. Ya da wireless üzerinden de tabii bağlanabilirsiniz. Yaptığınız işe bağlı olarak. Mesela bir atıyorum 4K film izliyorsanız wireless'tan da izlersiniz. Şeyden de izlersiniz. Network üzerinden de izlersiniz. Üzerindeki videoları. Yani bunu demek istemediğim şeyden. Yani hızı bayağı yeterlidir. Bazı insanlar hızı çok yeterli gelmiyor bana. Ben illa USB kullanmak zorundayım ya da Thunderbolt falan kullanmak zorundayım diyebiliyor. Hani çok profesyonel bir iş yapıyorsanız, atıyorum çok büyük, atıyorum 100 GB, 500 GB bir video dosyası vardır. Hiç bilgisayarınıza kopyalamadan direkt o USB diskin üzerinden atıyorum ne bileyim editliyorsanız veya render yapacaksanız ya da o tarz bir şey, o zaman tamam. Hani o zaman dahili disk ya da USB diskleri şey yapabilirsiniz, yönelebilirsiniz. Ama bizim anlatacağımız şimdiki NAS dediğimiz cihaz network üzerinden olduğu için sabit bir disktir. Kendi yazılımı, kendi işletim sistemi vardır. Kendi işlemcisi RAM'i vardır. Ufak bir bilgisayar gibi düşünün. Ondan sonra Evet, yani form olarak stabil bir çalışır. bilgisayar kasasının 1/5, 1/6, ya da 1/10 diyebiliriz. 1/10 çok oldu gerçi ama 1/5, Ya şey 1/6 biri diyebiliriz işte, diyebiliriz normal bilgisayar kasasının. normal küçük, şimdi modern bu monitörlerin arkasında bağlanan küçük kasalar vardır. Evet, Mini onlarda tower diyorlar ya, evet. bilgisayar diyorlar, mini PC diyorlar. Onlara çok benzer, onun gibi bir şeydir. Küçüklüğü, yani sen şöyle düşünün, 3,5 diskin sığabileceği bir kutunun boyutunda olduğunu düşünün. Yani yan konudan ama. Aşağı yukarı evet. İki disk girecekse iki diske göre kalın olur. Üç disk, dört disk girecekse ona göre kalın olur. Hani profesyonel bir iş yapıyorsanız, atıyorum 8-10 diskli bir şey istiyorsanız, o zaman server gibi kocaman olur yani. Tabii işlevleri de değişir bu NAS cihazlarının. Benim kullandığım veya benim gibi kullanan insanlar genelde bizimki evlerde backuplama için, basit işleri halletmek için yapılan şeyler, versiyonları. Mesela 218, 118 bu Synology'in QNAP'ın var mesela, QNAP'ı böyle var. Bende tek diskli. mesela
Zyxel'im var. Zyxel'in NAS 326'sı var, 2 diskli. Memnunum ya, bir sıkıntısı yok açıkçası. Herhalde 2 seneye yakın olmuştur. Pandeminin ta başlarına, pandemiden hemen önce almıştım herhalde. Bir tane de tek diskli WD MyCloud var. Yani işe yarayan cihazlar. Hem yerel ağda hem uzaktan erişim varsa uzaktan erişimle de işe yarar. Mesela seninkinde uzaktan erişim daha kolay diyebiliyorum. Kendine özel, kendine has uygulamaları var. Fotoğraf için ayrı, başka bir şey için ayrı mıydı yoksa hepsi için tek Ya uygulama zaten mıydı? şimdi ona gelecektim ben de. Şimdi kullanacağınız senaryoya göre şey var bunların. Özellikleri artıyor, değişiyor. Yani sadece kapasite anlamında hard disk sayısı olaraktan bahsetmiyorum. Ya yani mesela kapasite arttırmak için tabii ki diskin fazla olması gerekiyor mantık olarak. Ve güvenliğin, yani güvenlikten daha ziyade şöyle Yani dosyayı dosyaların daha kaybetmemeyi. güvenli olabilmesi için disk sayısının fazla olması RAID'den kaynaklanan bir Aha, onu da kısaca açıklayalım arkadaşlara. RAID bir diski diğerine aynen aynalıyor diyebiliriz kısaca. Ya da yani bir diski diğerine RAID'den aynen şey var kopyalıyor tabii. diyelim. 0, 1, 5 diye Evet, değişiyor. çeşitli şeyleri var. Hepsinin farklı kombinasyonu var. Sizin algoritmanızda ne olarak hani düşünüyorsanız genelde de şey yapıyorlar. 2 diskli ise atıyorum 4 terabayt bir disk taktınız, 4 terabayt da yanına taktınız. Bunu kullanıyorsunuz size. Bu da birebir kopyası oluyor her zaman. Hangisi bozulursa diğerinden devam ediyorsunuz mantığıyla. Yani veriniz kaybolmamış oluyor. Ama kapasite 2 tane 4 takıyorsunuz ama 4 kullanıyorsunuz. 4 terabaytınız oluyor. Sen RAID yapıyor Bunu musun? değiştirip 8 de yapabilirsiniz. Ama o zaman da bozulduğu zaman birinden biri bütün veriniz uçar gider. Kurtaramazsınız. Şöyle söyleyeyim. Önce sen RAID yapıyor musun diye sorayım. Ondan sonra da kısaca bu ben kendi yaptığım RAID'i arkadaşlara anlatayım. Bende RAID var. Şöyle var. Bende 8-8-16 TB var. İki tane. Ben 8, önce 16 kullanacaktım. Öyle planlıyordum. USB'den de bir 2 TB'lik takayım diyordum. Evet, şunu USB'den 2 TB'la ona yedekleyecektim. değinelim. Cihazların arkasında, NAS'ların arkasında USB girişleri de oluyor. İstersen yazıcı sunucusu olarak, istersen de bir USB flash disk veya harici hard disk bağlayıp onu bile ağa açabiliyorsun. O da öyle bir avantajı da Evet. var. Yani modeminizin üstünde bir USB yoksa bile hani kısa günlük işler için oradan dosya alışverişi yapabilirim diye düşünebilirsiniz. Hemen arkalarında USB 3.0 girişleri var. Giriş mi derler, çıkış mı derler, giriş derler herhalde. Bu şekilde yapılabiliyor. Sen RAID yapıyorsun şu anda anladığım kadarıyla. Ben işte şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Önce şunu söyleyeyim de ondan sonra ona geçeyim. Eğer böyle bir şey planlıyorlarsa, evlerine düşünüyorlarsa bu firmaların sitelerinde demo bölümü var. Demo bölümüne girerlerse sanki satın almış gibi oradan o içindeki yazılıma girip kullanmaya başlayabiliyorsun. Kendi senaryonu yapabiliyorsun. İşte hard diskler takıyorsun, ediyorsun falan gibi. Böyle ayarlayabiliyorsun ve size en uygunu seçebiliyorsunuz. Ben önce oradan bayağı bir kurcaladım. Şimdi dedim hani hard diskleri dedim şimdi ya insan şey oluyor tamam mı? Hani bir Türk aklı vardır ya. Şimdi 8-8-2 TB 8-8-16 TB şeyiniz var. Disk alıyorsunuz 2 tane. Yani 8'i boşa gidiyor gibi geliyor. Hani yani hiç bozulmazsa onun hani verin hiç bozulmadığı sürece diğer 8'i sanki boşa çalıştırmışsın ömür boyu gibi geliyor. Düşünüyor. Ben dedim ki 8-8-16'yı birleştiririm. Hız anlamında en azından hızlanır, daha hızlanır. Çünkü ikisi birden ayrı çalışınca daha hızlı oluyor. Sonuçta bunlar SSD değiller. Normal katı diskler Ama yani. sonuçta şey de var. Ağ hızı belli. Böyle. Gigabit ağ maksimum 110-120 Tabii. megabayt aktarır yani. Tabii. 110 megabayt aktarıyor şu an aynen. Şu anda mesela benim öyle evdeki network şeyinde. Telefon hatlarını ben otomatik network'üne çevirdim şeye. Kendi evim olduğu için. Ne diyordum? Her şey diyordum. Ondan sonra dedim ya dedim 8-8-16 kullan 16 kullanayım dedim. Sonra bir tane de 2 TB'lik USB disk takayım dedim. Sadece çok önemli gördüğüm dosyaları oraya yedeklesin gece 2'de dedim. Öyle bir kuralı var. Ayarlıyorsun gece 2'de sürekli USB'ye
değişiklik varsa o dosyalarda, o dosyalarda nedir? Özel resimlerimiz, videolarımız benim. En önemli olan o. Onun dışında filmdir. Cihazın kendi Tanıtma dosyası. uygulamasıyla mı yapıyorsun yoksa harici bir uygulamayla mı yapıyorsun bu Kendi otomatik? uygulaması var içinde. Kendi uygulaması var. Zamanlamaya ayırıyorsun. Her gün gece 2'de bir değişiklik gördüyse dosyada o değişikliği yazıyor oraya. Ben de dedim ki zaten benim hani 2 TB yedek dolana kadar dedim bayağı bir şey geçmesi lazım. Hani onun için dedim öyle bir şey mi yapsam dedim. Ondan sonra vazgeçtim. İşte seninle konuşmuştuk yani RAID yapalım falan diye. Sonra RAID düşündüm. RAID yaptım şimdi. RAID 1 yaptın sen. Aynen 8 TB olarak çalışıyor şu an. Aynı benimki gibi. Memnunum. Hızlı. Şu ana kadar ben bir de ona UPS aldım. İşte her şey dedim. 2 TB'lık şey alacağım ama Hard disk alacağım harici. hard disk alacağım ama USB'den yedek için. Onun yerine UPS alayım. Tamamen elektrikten de izole edeyim dedim. Çünkü elektrik kesilip gittiğinde sadece benim aldığım en küçük 650'lik UPS'ler ama NAS'lar o kadar az elektrik harcıyor ki. Yani benim en az 8-10 saat elektrik gitse bile çalıştırıyor. Yani. Evet, bazı NAS'lar senin NAS'ın da büyük ihtimalle öyledir. UPS ile Uyku haberleşip moduna giriyor. benim şeyim bitiyor diyor UPS. Sen kendini kapat elektrik kesilmeden Aynen. diyor. Öyle haberleşiyorlar. Orası güzel. Ha, benimkinde büyük ihtimalle o özellik yoktur. Zaten benim UPS cihazım da yok açıkçası. Almak Ha. işte dolar yükseldi. Ya Almak öyle bir almayı durumda düşünüyordum ama düşünüyorlarsa artık online zor. UPS alsınlar. Online UPS'ler var. Evet. USB kablosu kullanıyorlar. USB kabloyla bağlıyorsun. Dediğin gibi diyor ki %10'a geldim diyor. Ben UPS haber veriyor NASA. Ben %10'a geldim diyor. İstersen hacı diyor. Sen diyor yavaş yavaş kapan diyor. Ondan sonra o kendini kapatıyor güzelce. Elektrik geldiği zaman UPS online olduğu için ayağa kalkıyor. Tekrardan çalışmaya başlıyor. UPS çalıştığı için de otomatikman şey veriyor. Elektrik geldi diyor. Sen de artık diyor şey yapabilirsin diyor. Ayağa kalkabilirsin diyor. Sonra NAS da uyanıyor. Ve böylece sistem kaldığı yerden devam ediyor. Bir zarar görmeden yani çat diye kapanmadan. Aynen. Şimdi bende de dedim ya Zaxxer NAS 326 var diye. Ben de benimkinde 2 4 TB var toplamda. Ben de RAID yaptığımda sadece 2 TB'ını kullanabiliyorum. Bu RAID'i biz ne yapıyoruz? İçindeki disklerden bir tanesi çat diye bozulabilir arkadaşlar ve bu o ana kadar sizin yedeklediğiniz bütün dosyalar kurtarılamayacak bir şekilde kaybolabilir. Kurtarılır gerçi ama bu kurtarma maliyetlerini için yani bu videoyu izlediğinize göre az çok biliyorsunuzdur. Aşırı maliyetleri var bu laboratuvarlarda falan. O yüzden RAID yapıyoruz ki bir diski diğerine aynen aynalıyoruz veya kopyalıyoruz ki bir disk bozulduğunda verilerimiz kaybolmasın. Yeni sıfır aynı boyutlarda başka bir SATA 3,5 inç SATA disk alıp ya da 2,5 inç de oluyor onlara. SATA disk alıp takalım içine. Kaldığı yerden aynalamalı RAID'li bir şekilde devam etsin. RAID'in olayı bu. Yani bir disk bozulduğunda zaten size cihaz Yani önündeki ışıklardan, uygulamadan, yazılımdan haber verecektir böyle bir şey olması durumunda. telefona bilgi mail bile atıyor, mail atıyor veya Ha, tabii bildiri gönderiyor. seninki daha üst seviye bir cihaz olduğu için senin telefonuna mail bile atar. Şöyle söyleyeyim ki Kaan, bunu daha önce konuşmuştuk ama tam ayrıntılarını hatırlayamadım. Şimdi sende de bildiğim üzere CGN IP yapısı var internetin. CGN ya da CGNAT dedikleri IP yapısında bende de o şekilde. Uzaktan NAS'tan bir dosya almak istediğinde işte küçük bir dosya olsa dahi hani boyutu fark etmez gerçi de. Alabiliyor musun? Dışarıdasın. Lazım oldu. Geç sen evden çalışıyorsun bu aralar ama yine de denemişsindir sen bunu bence. Yok, ben şöyle yaptım. Aslında biz konunun başına tekrar dönersek, aslında ben niye NASA geçtim sorusuna önce bir cevap vereyim. Evet. Ben önceden Google'un şeyini kullanıyordum, fotoğraflarını kullanıyordum. Bizim önemli olan daha çok ben çok fotoğraf çekmem de, eşim daha çok fotoğraf çekiyor. Hani bir de eski fotoğraflarımız vardı. Bizim yedekliyorduk, hem Google'a yedekliyorduk, hem de bir tane 2 TB 1,5 TB, hatta kullanıyorum şu an. 1,5 TB'lik bir tane USB diskim vardı. Arada bir de ona yedek alırdım. Mesela
atıyorum iki ayda, 3 ayda aklıma geldikçe ona yani Manuel olarak gerçek yapıyorsun kalite, tabii bunu. yani gerçek kaliteli boyutlarını alırdım. Bir de Google'a otomatik her gece kendi alıyordu zaten telefonlardan. Öyle bir şeyim vardı. Sonra bu geçen sene 6. ayda mı ne Google şey dedi, artık bundan sonra dedi 15 GB'lık Google Drive kotanızdan gidecek dedi. Ya da gitmesi istemiyorsan ya yükseltmeniz lazım, para vermeniz lazım dedi. Ben de baktım, ya dedim hani niye ben aylık para vereyim ve kaç yıl vereceğim belki Google'a. Bir de belki atıyorum bir gün bir şey olur, atıyorum hani devletimiz tarafından atıyorum Google yasaklanır bir şey olur. Geç YouTube'da olmuştu zamanında. Hani öyle bir durum olur. Sonra benim fotoğraflar Google'da kalır. Erişmem uzun sürer. Ne bileyim VPN'de falan almaya çalışacaksın. Dolan başlıyorlar. Uzayacak gidecek falan diye. Ben derim ki zaten network bilgisi olan bir adam olduğum için niye ben böyle kendime bir NAS alıp da böyle bir şey geçmedim diye deyip öyle olay başladı aslında. Ondan sonra ben ondan NAS'a geçtim. Tabii eskiden Google yani nerede olursanız ol dünyanın fotoğrafları yedekliyordu otomatik. Ne bileyim ondan sonra oradaki Google Drive'daki dosyanızı upload edip tekrardan dosyayı tekrar indirebiliyorsunuz Google'da. Öyle bir şey var. İşte evinizin internetinin yok bilmem nenin arkasında olmuş, yok işte başka router'ın arkasında olmuş falan bilmem neyi Google'da sorun yaşamıyorsunuz. Şimdi ben Synology'yi aldığımda önce araştırdığımda şeydi. Onda da aynı şey var. Subdomain ile şey yaratıyor size. Kendi cloud'larına bir sizden isim almanızı istiyor. Kullanıcı yaratıyor Yani diyelim. kullanıcı yarattırıyor. Ben bir tane kullanıcı yarattırdım oraya. O bizi orada buluşturuyor. Kendi alan adında buluşturuyor işte. Ne ben mesela örneğin Aynen. Ahmet Yılmaz nokta Zaksel nokta com gibi. Aynen. Orada buluşturduğu için hani şeyin arkasında olmuşsunuz. İnternetiniz neyin arkasında olduğu önemli değil. Bir şekilde şey yapıyor. Ama geçenlerde şöyle bir şey oldu. Bir baktım dışarıdayım. Dışarıdan bir tane 3-4 tane resim çektirdim. Hem deneyim diye bir yedek alsın dedim sadece dışarıdayken. Normal 4,5G ile bağlı telefon. Hata verdi. Allah dedim, niye böyle hata verdi dedim. Sonra Synology'nin programını açtım, o da bağlanmadı. Dedim herhalde bir sorun var, evin internetim yok falan diye. Sonra kameraya baktım, kameraya ulaşıyorum. Demek ki interneti var evin. Ondan sonra neyse o gün yapamadım. Eve gittiğimde bakarım dedim, eve geldim baktım falan. Normal evde telefondan 4,5G'ye geçiyorum, çalışmıyor. Uğraştım uğraştım olmadı. Ondan sonra senin dediğin o olay aklıma geldi. Bu ben mesela kullandığım internet sağlayıcı bana asıl dış IP'mi vermiyor. Beni asıl dış IP'mi bir mesela atıyorum 20 tane kullanıcıyla veriyor. Paylaştırıyor. 20 kullanıcıya Aynen aynı IP'yi paylaştırıyor. paylaştırıyor gibi bir Ona şey. da ne diyordu? CNAT mı deniyor neydi? CGNAT. Ha, CGNAT sistemi arkasına alıyor bizi. Önceden çalışıyordu aslında. Benim önceden de CGNAT'tı galiba ama bir anda gidiverdi. Ben internet servis sağlayıcısıyla konuştum. Ya dedim böyle bir durum var falan. Dedi bunun dedi bizlik bir durum yok. Biz hiçbir şeyi engellemedik dedi. Sizde vardır bir sıkıntı dedi. Ya da dedi sabit IP'ye geçin. Sabit IP'de 30 lira. Yani ben o bir sabit IP için de 30 lira vermek istemedim açıkçası. Sonra aklıma şey geldi. Ya dedim ben bunu dedim. Synology'nin sistemi yerine kendim bir VPN sistemi kurayım dedim. Bu işten kurtulayım dedim. Yani Gittim Synology olduğum bunun yerden. desteğini mi kesti acaba? Nasıl oldu? Sonra sen Yok yok bilgi benim alabildin mi? lisans olarak duruyor halen daha. Bir yılda bir lisanslıyı yenilebiliyorum. Bedava bir de hani. Ondan sonra ben şey yaptım. OpenVPN olayına geçtim. OpenVPN'i biraz araştırdım. Hangisini yapayım falan diye. OpenVPN'in cloud olanı var. Bedava. 4 tane makineye kadar bedava sana sınırsız şey veriyor. OpenVPN network'ü veriyor. Yani ben Evet. aslında VPN bildiğimiz VPN değil bu. Bu bana özel bir network veriyor. 4 bilgisayarlı. Yani 4 tane IP'li diyeyim ben daha doğrusu. Evet. Bu da bana yetiyordu zaten. Benim NAS'ımın bir IP'si var. Telefon var. Eşimin telefonu var. 3 etti. Bir tane de
boşta kaldıydı. Onu da router'a kullanırım dedim. Şey yaptım. Ondan sonra böylece onu ayrı bir konuda anlatırız insanlara, OpenVPN network'ünü. Orada ben o üyelimi açtım. Orada bir network kurdum. O network'e benim nasıl otomatik her zaman bağlı o network'e. Ben dışarı çıktığım zaman eğer öteki türlü çalışmazsa ben OpenVPN'i açıyorum. Network'üme bağlanıyorum. Network'üme bağlanınca sanki aynı şeydelermiş gibi Yerel oluyor. ağdaymış gibi Ha, bir. aynı evin içindelermiş gibi oluyorlar hepsi bütün makineler ve bu düzgünce çalışıyor. Hatta o network'e sen kameranı da bağlarsan hiç kameranı dışarı modemden açmana gerek kalmıyor. Otomatikman kamerana dolaşıyorum. Aslında o ağda bağladığın her şey sanki evin içindeymiş gibi Aynen oluyor onun ve ben de çalışıyor. aynı şeyi ben de kinetik modemle yapmıştım dışarıdan ulaşamadığım zaman. Kinetik modemin bir kendi bulutu var. Bu bulut üzerinden seni evdeki cihazlara ulaştırabiliyor. Kinetik modemle yapmıştım. Kinetik modem hani bu konularda hani iyi açıkçası. Hatta mesela modeme bağlı bir USB de var bende. Modeme bağlı USB'ye bile mobil veri üzerinden dosyalara ulaşabiliyorum. Herhangi bir dosya yöneticisi üzerinden. O güzel oluyor. Tabii böyle ama tabii modemlerin derken pardon. Bu NAS cihazı firmalarının bu CGNAT IP'ye de İşte bulut tabanıyla beraber, bulut çözümlerle beraber bir şey yapması lazım, çözüm getirmesi lazım bence. Aynen. Yani yoksa Ya o tamamen IP bloğunun kısıtlı kalmasıyla, yani kısıtlı demeyeyim de artık dünyada IP sayısı çok azaldı, IP 4 denilen olay. IPv4, Azaldı. IPv6'ya geçmek lazım işte artık. Ama o da maliyet herhalde şey internet şirketleri için anladığım kadarıyla. Ya maliyet değil de geçiş olması çok zor. Çünkü şöyle bir durum var. Şimdi o da ayrı bir konu aslında. Ben sana IP veya V4 ile V6 ile ilgili yani bir saat anlatırım aslında. Şimdi Ya IP4 onu da bir gün anlatırız yani. Müsait olursak. dolduğu için tabii ki servis sağlayıcılar Amerika'dan satın alıyorlar şeylerini, IP'leri. Bu aldığı IP'leri artık yüksek geldiği için faturaya onlar da bize yansıtmaya çalışıyor. IP6'da şöyle bir sistem var. IP6'da her cihazın kendi IP'si dünyada tek olacak. Yani dünyada tek öyle olacak derken yani olduğu aslında ama sistemi açamadılar Her kullanıcılar. cihazın kendi IP'si derken her modemin mi? Yoksa Aynen. evdeki cihazlar da dahil mi buna? Şöyle düşün. Senin bir tane router'ın var. Router'ın arkasında cihazın var ya. Cihazın Evet. bir IP'si var. Router'ın ayrı bir IP'si var. O IP arkasında çalışıyor ya. Aslında ama IP6'da öyle değil. IP6'da her cihazın kendi nasıl Mac'i varsa Evet. kendi IP'si de olacak ve bu IP'nin başka bir kopyası olmayacak. Ve dünyada o Anladım. IP'den sadece sende olduğu için her zaman dünyaya açık olacak o IP. Yani bir router'ın dış IP diye bir olayı ortadan kalkıyor. İşte mesela Onun içinde o sisteme geçerlerse zaten işte port aç, dışarı çık, bilmem ne yap falan bütün cihazların güvenliği üst düzey olmalı. Çünkü her şey dışarı açık. Senin evet, Android box'ına bile direktmen IP6 üzerinden ulaşabilecek adam mesela. port açma işleri de sıkıntılı işler zaten ya. Evet. Bildiğim kadarıyla yani çok sağlam şey işler değil. Yani uğraşmalı işler, öyle basit basit şeyler değil ne yazık ki. Yani Doğru. herkesin anlayacağı, herkesin uğraşmak isteyeceği şeyler de değil. Bir de o var yani. Aynen. Onur bak mesela NAS'la ilgili şöyle geri NAS'a dönersek şeyi anlatayım. Mesela NAS şimdiye kadar biz hep hard diskmiş gibi, bir dosya barındırıyormuş gibi bir şey anlattık. Aslında NAS sadece şey değil, bir hard disk gibi düşünüp bir dosya kopyalama, bir dosya alma, bir USB değil, taşınabilir disk gibi düşünmeyin. Bu bir işletim sistemi olan bir bilgisayar aslında. Sen NAS'ın üzerinde web sayfası yayınlayabilirsin. İstersen video yayın, Plex gibi böyle yani şeye benzeyen, Netflix'e benzeyen video stream sitesi kurabilirsin içindeki dosyalarla. Ondan sonra ne Torrent diyeyim? Onun dışında indirebilirsin. İçinde efendim? gizlileri. Torrent var. Torrent çalıştırabilirsin, dosya indirttirebilirsin. O iş için atayabilirsin mesela. Demin dediğin Bugün WordPress sunucusu olarak kullanılabiliyor. tabii, WordPress olarak kullanabiliyorsun. Ayrıyeten biraz daha büyükleri var mesela.
4 diskli, 8 diskli işlemcisi çok hızlı olanları var. Bu bizim kullandığım benim mesela çok hızlı bir işlem, yani bazı basit işleri yapabilecek işlemcisi var. Mesela çok büyük olanları var, modelleri olan var. Onlar mesela içine Windows kurabiliyorsun. Sanal Windows'lar kurabiliyorsun 2-3 tane. Aynen. Mesela evinde sanal Windows'lar kurup başka işler atayabilirsin. Veya ne bileyim sanal bir şekilde bir Linux kurup mesela akıllı evi kontrol ettirebilirsin nasıl içinde. Veya ne bileyim bir Windows kurarsın. O Windows'a sadece belli başlı mesela işleri yapmak için uzaktan girip veya evin içinde girip atıyorum çok basit bir laptopun vardır ama onun içinde çok hızlı çalışan bir Windows'un vardır. Her şeyin orada olur. Excel'lerin açık olur. Maillerin açık olur. Uzaktan bir girersin. Her şeyin önünde. Çalışıyor. Hiçbir zaman kapanmayan bir bilgisayar düşün. Yani Bizim bizim Güray'ın Güray'ın yaptığı yaptığı işler işlem gibi gibi. anlatıyor Anlatıyordu ya ya grupta. grupta. Evet. İşte O şey Raspberry yapıyor. Pi ile yap. Akıllı sistem mesela kontrolü için bir tane HomeKit'lerle ya da Raspberry Pi ile yaptığı şeyleri aynen bu uzaktan tabii. erişim işlemi Yani nasıl üzerinden de şey yapabiliriz. yapabilirsin. Özel mesela işletim sistemi gibi network sistemleri veya atıyorum güvenlik duvarı sistemleri veya ne bileyim ONAS üzerinden internete bağlanma. Sen modem mesela router'ı kaldır at. Sadece NAS'tan internete bağlan. NAS'tan network'ünü yönet. İçeri IP atasın. Ve sadece sen wireless access point'i kuraraktan sağ sola oradan Aynen. istersen sadece wireless özelliğini kullanırsın access point'leri. Yani modem işini, bağlanma işini internete NAS üzerinden de yapabilirsin. Bir server gibi düşün yani. Şey sorayım, bu Bu cihazlar bir arayüzleri var, aynı modem arayüzü gibi ve bunlar çoğu markada zamanla güncelleniyor. Sana güncelleme geldi mi? Ne kadar da bir geldi, kaç kere geldi? Bir sene oldu yaklaşık alalı galiba sen ya da bir sene olmasa bile 6 ay oldu galiba. Benim şu an 6-7 ay olmak üzere. Ben Evet. tam bu işte şey zamanı aldım. Google'un dedim ya 2021'in 6. ayında. İşte tam bir 6,5 ay, 7 ay olacak. Bayağı bir güncelleme geldi. Ya sayıyı bilmiyorum ama sürekli güncelleniyor. Yani şey gibi bu. Ben şeye çok benzetiyorum Synology ve QNAP'ı ikisini. Bu işin nasıl hani telefonlarda hani iPhone'u vardır ya bu işin hani hep Evet. güncelleme gelir hep şey yapar. Bu da orada sanki öyle gibi böyle hani desteği çalıştırmadığı program yok. Mesela bir şey istiyorum. Ya diyorum şu bunda çalışır mı diyorum. Bir Synology sitesine giriyorum. Formlara bakıyorum. Mesela öyle bir app'i var. Yani kendisi dışında üçüncü parti app yazanlar da var. Adam Evet. kendisi oturmuş app yazmış. Sen bunun içine kuruyorsun ve çalıştırabiliyorsun içinde. Uygulama marketleri oluyor bir de. Yani çeşitli özellikler ekleyip çeşitli özellikler çıkarabiliyorsun. Seninkinde de büyük ihtimalle vardır o. Benimkinde de sınırlı gerçi ama seninkinde Ya aslında bilmiyorum yani vardır. kayıttayız ama hani kayıt yapıyoruz ya şey yapabilirim istiyorsan demosunu gösterebilirim paylaşarak ama ya da sen bunu ne bileyim editlerken de koyabilirsin ben sana adresi Ya, verebilirim. editlerken koyar mıyım bilmiyorum ama şimdi ekran paylaşmamız şu durumda çok zor olacak çünkü host'u değiştir falan uzun hikayeler. Ya bilmiyorum yani en azından bir sitesini verebiliriz altı açıklamaya. Oradan demoya bakabilirler. Aynen. Kendileri Onu da sen inceleyebilirler. şey yaparsın. Demo.synology.com'dan girip bir tane NAS'ın içine girip kullanabilirler. Orada program yükleyebilirler. Paket merkezinden, denetim masasından ayarlarına bakabilirler. Aynen. Bayağı Modem iyi arayüzüne çok bir benziyor uygulama. ama modem arayüzlerinden çok daha gelişmiş oluyorlar. Evet. Yani ben sana şöyle söyleyeyim. Bildiğin böyle Windows'a benziyor zaten girdiğinde. Windows gibi mouse'la kullanıyorsun yani. Evet. Hani tıklıyorsun, program pencereler üst üste gelip çalışıyor. Bütün ayarlarını oradan yapıyorsun. Sende bir yazılım Yazılım mı var yoksa web arayüzünden mi bağlanıyorsun? yok. Her zaman web Web arayüzden arayüzü kullanıyorum. var ve Telefonda yazılımı var ama. çok iyi. Telefonda Telefonda yazılım var. ayrı Google Drive gibi yazılımları var. O Excel Word çalıştırabiliyorsun üstünde. otomatik olarak fotoğraflarını Tabii direkt şey gibi de çalışıyorum. Google'un hani Excel'i Word'ü var ya. yedekliyor. Web için çalışan. O özelliği de var. İşte mail şey yapabiliyorsun. Mail istasyonu yapabiliyorsun. Mail server'ı. İstersen maillerin oraya orayı yani server kullanabiliyorsun. Gidip Gmail değil de. Hani veya Hotmail değil de kendi özel atıyorum.
ahmet.com diye bir domainim vardır. Oraya tanımlayıp oradaki mailini orada çalıştırabiliyorsun mesela, hani oradan kullanabiliyorsun. Aynen. Şöyle söyleyeyim ben. Ne diyecektim ya? Buraları kesmek lazım. Kaçıncı dakika bu? Video yayın da yapabiliyor. Video, evet, mesela ne diyeyim, mesela bizim MiWAX üzerinden veya herhangi bir Android Box üzerinden uygun bir dosya yöneticisiyle cihazdaki videolar arasında ağ üzerinden erişebiliyorsun. Cihazın üzerindeki filmleri, bir film vardı indirmişsiniz de torrentten, direkt olarak televizyon MiWAX üzerinden veya başka bir Android Box, Android destekli bir TV'den uygun dosya yöneticisiyle izleyebiliyorsun. Yerel ağ üzerinden cihazı taratarak. Genelde zaten sabit IP veriliyor bu NAS cihazlarına. Ben şahsen öyle yaptım. Sen de büyük ihtimalle öyle yapmışsındır. En azından IP'sini bileyim diye. Her seferinde farklı IP alması hoş olmayacaktır çünkü. Mesela şöyle söyleyeyim. Bana da yedekleme geldi ama çok kısıtlı. Yani aldığımdan beri herhalde 3-4 tane yedeklemedim. Tabii Güncelleme güncelleme, evet. Çok fazla gelmedi ama yeterli bence. Tabii benim kullandığım marka bir NAS markası değil. NAS üzerinde profesyonelleşmiş bir marka değil. Biraz da o yüzden senin aldığın Synology DS218 NAS üzerine çalışan bir firma sadece. Dolayısıyla onların işleri, yaptığı işler daha profesyonel oluyor. benim şöyle oldu mesela, hani Windows 8'den 10'a geçersin, 10'dan 11'e geçersin gibi ana hani sürüm vardır ya. Ben aldığımda 6 küsürdü. Şimdi 7'ye geçti mesela. 7'ye güncelledik. Bildiğin hani Windows nasıl 10'dan 11'e geçince böyle renkler hani değişti ya, hani şeyler falan. Evet. Şemali bunun da değişti mesela. Böyle sanki içindeki işletim sistemi güncellendi böyle. Hani daha kullanımı daha Tasarımını da kolay döner. güncellediler. Sadece hani özellik eklemek gibi değil, Ha, tasarımını da tabii. güncellediler diyorsun. Evet Anladım. tabii. Yani öyle bir güncellemeye denk geldim. Mesela 5'ten 6'ya geçenlerde eskiden, ama çok uzun vadede oluyormuş. Mesela 5 yılda bir oluyor belki. Aa, 5'ten 6'ya geçenlerde de çok fark etmiş mesela. Şimdi biz 6'dan 7'ye geçtik. Ben de çok hani dedim, bildiğin işletim sistemi değişti ya gibi bir şey oldu yani hani. Ya sonuç itibariyle sen şu an bir NAS cihazı kullanmaktan memnunsun. Tabii Evet. ilk aşamada biraz maliyetli cihazlar. Çünkü doların yükselmesiyle beraber hem 3,5 inç disk fiyatları hem de cihazın kendi fiyatı biraz şu an uçmuştur. Zaten hani en az içine bir 2 TB'lık 2 tane disk alsan herhalde bugün 2 TB'lık disk fiyatları olmuştur. 1000 lirayı geçmiştir. Belki Yani 1500 şu an olmuştur. Ha bir 1500 falan herhalde. de şey diske alacağım dersen bu NAS uyumlu işte WD'nin Red Seagate'in Iron Wolf tarzında diskleri Şey, alacağım dersen gri. onlar iyice uçmuştur. Seagate'in Iron Wolf'u var. WD'nin de Red'i var. Bu NAS cihazlar için. O diskleri de anlatalım istersen. Evet, Mesela 24 saat çalışmaya uyumlu Western diyelim. Digital'in Green marka Green değil. modeli, Green değil, aga Red. yok, Red'ler hızlı olanlar. Green'ler de yeşil ayıcı. Yani nasıl diyeyim ben sana, hızlı olmuyorlar ama uzun ömürlü oluyorlar. Çünkü sürekli 7/24 çalışıyor ya NAS'ta Onlar gecenin. Black değil miydi ya? Yok, Green Black olması lazım. yeşilden aklında kalsın. Yeşil ayıcı dediği, yani az elektrik yakan şeyler bunlar. Özel üretim. Az elektrik yakıyor. Ne yapıyor? Senin NAS'ın 7/24 çalışıyor. Az elektrik yaktırıyor NAS'a. Bir ikincisi de yavaş çalışıyorlar ama network sonuçta çok da hızlı diske gerek duymuyor ya. Evet. Yavaş çalıştırıp ama uzun ömürlü. Mesela atıyorum Red'ler 5 yılda bir ömrü bitiyorsa veya bozulma ihtimali varsa, bu 10 yılda bir, daha da uzun ömürlü. Maddeleri Anladım. daha sağlam, Ya daha uzun ömürlü bir de şeyler malzemeler. var. Yani aldığınız markanın ya da alacağınız markadan almadan önce işte NAS diye bakmaları lazım. tavsiye edilen diskler bölümü vardır illaki. Orada bir sürü disk modeli yazar. İlla işte Iron Wolf Red veya işte Green Gray Green miydi? Green olması gerekmiyor. Orada
NASA özel işte böyle belli isimlendirmesi yapılmamış. Sadece kodlarla isimlendirmesi yapılmış. Disklere de yer veriyorlar. Ben şahsen o markanın yayınladığı o tip disklerden aldım. Yine NASA uyumlu. NASA özel Evet. disk. Ancak Zaten işte şey var. belli başlı böyle bir marka ismi yok. Seagate'in disklerini aldım Ya ama işte Iron Wolf değil. Daha başka normalde marka şöyle düşün. model diskler. Sonuç olarak memnun musun Kaan? Yani tavsiye eder misin? Maliyetleri de göz önüne alarak bize bir şeyler Yani söyleyebilir misin? şimdi tabii birden satın almaya kalktığımız zaman bir anda çok para gibi geliyor. Ya ben tavsiye ederim öncelikle. Ama hani korkutmasın sizi. Bakıyorsunuz şimdi iki tane disk alacağım. Bir tane onu cihazdan alacağım. İşte toplam 4-5 bin lira şimdi tutsa. Belki de daha fazla tutar şimdi. Öyle para bağlayacağıma ne bileyim ay ay ben ufak ufak veririm Google Drive veya işte ne bileyim Apple'ın iCloud'ını mı hani satın alsam diyebilir. Ya da diyebilir ki ya hiçbir şey almayacağım. Ne gereği var? Telefonda tutuyorum, bilgisayarda tutuyorum. Ayda yılda bir aklıma geldikçe yedekliyorum bir yerlere diyebilirler insanlar. Bu tamamen şeyle ilgili. Kendi tartıp seçmeyle ilgili. Ama benim tavsiyem böyle şeyleri önemli olduğunu düşünün yani. Bende iki tane çocuk var. Yıllardır resim çekiyoruz. Bu kadar bir yerlere gidiyoruz. Resimlerimiz var, videolarımız var. Önemli dosyalarım var. Bu önemli dosyalar veya ne bileyim resimleri kaybetmek istemiyorum. 60-70 yaşına gelince açıp o sistemden o resimlere bakabilmek istiyorum. Açıkçası videoları izleyebilmek istiyorum. Çünkü bizden önceki nesil ben 40 küsur Evet yaşındayım. ya bizim doğru Evet. düzgün fotoğrafımız yok ya. Senin Evet, de bizden öyledir önceki büyük ihtimalle. nesilde doğru fotoğraf olan yoktu. Ne bileyim Almanya'da birileriniz varsa belki VHS kasetli kamera getirirdi çekerdi. Anca öyle videomuz olurdu. Onun dışında videomuz bile yoktu. Fotoğrafımız bile yoktu. Ne videosu? Şimdi çok bana şey geliyor yani hani çok bir güzel bir şey geliyor bunları saklayıp ileride izleyebilmek. Benim çocuklarım biri 11 yaşında, biri 6 yaşında. Bundan 30 yıl sonra birisi 41 yaşında olacak, birisi 36 yaşında olacak. Kendi çocukluklarını izleyebilecekler, benim gençlik hallerimi izleyebilecekler. Ben olmasam, yoksam mesela veya varsam da atıyorum 70-80 yaşında olacağım. 20 yaşındaki, 30 yaşındaki halimi görebileceğim veya çocukların hallerini görebileceğim. Ne bileyim hani böyle şeyler güzel bunları saklayıp şey yapmak istiyorum yani hani ileride şey yapabilmek istiyorum. Öteki türlü ne olacağı bilmiyorum. Google'un bir gün belki kapatacak. Bir anda yok olacak. Bir Aynen şey ben de olacak. özellikle çocuk olduktan sonra hani bu en azından onun fotoğrafları, videoları gitmesin istiyorum yani. Tamam bizimkileri de tabii yedekliyorum, şey yapıyorum ama onun fotoğrafları gitmesin çok istiyorum yani. O yüzden büyüdüğünde izlesin kendini, videolarını. Ben bu kadar küçük büyümüşüm desin. Bir şeyler hoşuna gitsin istiyorum. Çünkü bizim yok. Evet. Bizim toplasan işte 10 yaşına kadar ne bileyim 10 kare fotoğrafımız bile yok yani. Hadi abartmayalım. Hadi en fazla 20 vardır belki benim. O yüzden önemsiyorum ben de senin gibi. Anıların kaybolmaması lazım diye düşünüyorum. Evet. Ya ileride demesinler yani hani ya o kadar teknoloji varmış. Babam annem hiç ilgilenmemiş. Bizim iki tane üç tane fotoğrafımız var. Milletin destan kadar fotoğrafı var demesinler istiyorum. Yani kendi çocuklarına da göstersinler. Bak işte Tabii şey yapmak lazım. Bak araya giriyorum 2000'li ama. yıllarda böyleydi. Atıyorum 2050 yılında belki diyecek 2000'li yıllarda böyleydi diyecekler hani. Ya şey Yani yapıyorum bak araya giriyorum ama tabii arada bir bastırmak da lazım fotoğrafları. Ben onu da düşünüyorum yani. evet. Ben mesela Evet. geçen de bir yaşına gelene kadar ki fotoğraflarından 200 küsür 250 tane seçtik, bastırttık. Çok bir maliyeti de yok. Hani internet üzerinden uygun fiyatlı yerler bulunabiliyor. 75 kuruşa tanesini bastırmıştım. Çok maliyetli olmadı açıkçası. En azından o da düşünülebilir. Hepsini değil tabii ki de arada güzellerini seçip ara ara Ya şimdi bastırmak lazım. şey bastırmak güzel etrafa koymak için de ama bastırmayı hani basayım da saklayayım şey olabiliyor. Hani yırtılabiliyor, sararabiliyor. Ya bir Ne albüme bileyim koyunca hiçbir şey şey olmuyor ya. olabiliyor. Çünkü benim mesela
Eski resimlerimiz var bizim işte. Babaannemler, ne bileyim, babamlar albümler falan yapmışlar. Bazıları böyle artık birebir olmuş yani. Hani sararmış, ne bileyim, rengi dönmüş falan. Çünkü o zaman da zaten çoğu fotoğraf siyah beyazdı. Renkli çok az vardı. Ya evet, yani Hani onlarda renk de yok. Evet, öyle bir şey de var. öyle bir şey olabilir. Belki, ne bileyim, şimdi bir tane ufacık bir cihazda sen atıyorum binlerce fotoğraf taşıyabiliyorsun. Şimdi geçen bir aldık, koskoca kolilerde, kartonlarda, yani toplasam 500 tane resim yok. Koliler, boniler, bilmem neler falan böyle. Hepsini oturdum fotoğraf makinesiyle çektim. Yeri geldi tarayıcı bulduksa taradım. Hani dijitale yine aldım. Çünkü hani dijital daha uzun ömürlü saklayabilirim diye düşünüyorum yani, Evet, hani şeye göre. tarayıcıyla da uğraşmak biraz zahmetli oluyor Ya tarayıcıyı toplu işte böyle 3-4 tane resim koyarak gerçi. Ha, yapmaya 3-4 çalıştım. tane Bak böyle birden değil. taradın yani. Tek tek değil. Sonra telefon, ya sonra bilgisayardan kesiyorsun ya hani, ya da dedim sonra oturdum telefonla, şu PDF yapma programları var ya, onun JPEG yapanı var. Onunla yaptım bazılarını. Ya öyle öyle işte yapmaya çalıştım bir şeyler. Çünkü gittikçe artık kağıt kendini bırakıyor, salıyor yani hani Evet. şey oluyor. Zaten 30-40 yıl önce çekilmiş. Bir de bir 30-40 yıl daha bekleyebilecek durumda değil o kağıtlar yani. Kaan, katıldığın için çok teşekkür ediyorum arkadaşım. Umarım yine başka Ben bir teşekkür ederim. kullanıcı deneyimi videosunda veya teknoloji sohbetleri videosunda diğer Tamam. arkadaşlarla birlikte beraber sohbet etme şansımız olur. Her gün bir şeyler konuşuyoruz, aşağı yukarı grubumuz var. Tekrar çok teşekkür ediyorum bizlere deneyimlerini anlattığın için. Kendine iyi bak. Hoşça kal arkadaşım. Diğer videolara göz atmak için ekranda yer alan küçük resimlere tıklayabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, videomuza yorum yazmayı ve yeni videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Esen kalın.